çalışıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar rehin alınmıştı. Yaşananlar ne bir gece tatbikatıydı, ne de bir bomba ihbarı. Ordu içindeki Fethullahçı terör örgütü üyesi bir grup darbe girişiminde bulunuyordu. Jetler evlerin, araçların üzerinden alçak uçuş yaparken bir askeri helikopter de Genelkurmay karargahının önünden geçenlerin üzerine ateş açtı. Saat 22.30. İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri bir grup asker tarafından geçişe kapatıldı. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü, AKOM, Çengelköy, Acıbadem Türk Telekom, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Harbiye Ordu Evi ve birçok yerden çatışma haberleri gelmeye başladı. Darbeci askerler TRT Genel Müdürlüğü'nü de bastı. Zorla içeri girdiler. Çalışanları hapsettiler. Silah seslerini duyuyorsunuz. Evet, evet. Gerekirse vurma talimatı aldıklarını ifade ettiler. Türkiye ne olduğunu anlamaya çalışırken ilk açıklama Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylem söz konusu. Başbakan bu açıklamayı yolda yaptı. Haberi aldığında İstanbul'daydı. Ankara'ya geçmek istedi. Ancak konvoyuna ateş açılınca ılgaza döndü. Tabi arkadaşlar karşılık verdi. Bizim şoför sağ olsun hemen geri vitese taktı. 500 metre geriye kadar gittik. Menzilden dışarı çıktık. Kaymakamın evini karargah gibi kullandı. Darbe girişimini oradan yönetti. Dakikalar sonra gözler Atatürk Havalimanı'na çevrildi. Bir grup asker tankla aprona girdi. Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne el koydular. Uçaklar iniş kalkış yapamadı. Saat 23.17. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin internet sitesinden yönetime el koyulduğu açıklandı. Bu bir korsan bildiriydi. Darbeciler internet sitesinden yayınladıkları bildiriyi gazetecilere elektronik postayla gönderdiler. Hedefte ilk etapta iki büyük şehir vardı. İstanbul ve Ankara'dan peş peşe bomba ve silah sesleri geliyordu. Saat 23.30. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki polis özel harekat eğitim merkezinde büyük bir patlama sesi duyuldu. Darbeciler kendilerini bertaraf edecek en önemli güce, özel harekat dairesine bomba attı. Ben buraya vardığımda bu gördüğünüz alan bizim şehit ve yaralı arkadaşlarımızla doluydu. Saat 23.45. Darbeciler Taksim Meydanı'nı trafiğe kapattı. Saat 00.09. Aynı saatlerde Ankara'da da bu kez darbeci askerler istihbaratın kalbine hedef aldı. Askeri bir helikopter MİT müsteşarlığını taradı. Görevliler açılan ateşe anında karşılık verdi. MİT yerleşkesinin bulunduğu yeni mahalleden çatışma sesleri yükseldi. Yaşanan bu gelişmeler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü tüm polis teşkilatını göreve çağırdı. Polis arkadaşlar beni apar topar gözaltına aldılar. Darbeciler TRT spikeri Tijen Karaş'a silah zoruyla hazırladıkları bildiriyi okumasını emretti. Yönetime el koymuştur. Cumhurbaşkanlığı ve hükümet tarafından bu açıklamanın Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılmadığına dikkat çekildi. Korsan bildiridir. Gerekli özenin gösterilmesini rica ederiz denildi. Korsan bildirinin TRT'de okutulmasından bir süre sonra TürkSat, TRT'nin yayınını kesti. Darbecilerin hedefi bu kez TürkSat oldu. Ankara'nın birçok stratejik noktasına bomba yağıyordu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Milli İstihbarat Teşkilatı binası, Emniyet Genel Müdürlüğü ve özel harekatın da aralarında bulunduğu kritik merkezler hedefteydi. Saat 00.25. Cumhurbaşkanı Erdoğan darbe girişimi olduğunda Marmaris'teydi.
görüntülü telefon bağlantısıyla CNN Türk yayınına bağlandı. Çağrı yaptı. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Ve bu çağrı 15 Temmuz darbe girişiminin kırılma noktası oldu. Halk meydanlara indi, demokrasi nöbeti tuttu. Milli iradenin gücünü göstermek için buraya geldik. Seçilenleri bir avuç vatan haline teslim etmeyeceğiz. Üstümü giyer giymez kendimi köprüde buldum. Çok tekbir getirdim, dualar okudum. Tankların önüne kadar gittim. Ben inanıyorum yani bu ülke nüfusu 70-80 milyonsa böyle en az 50 milyonu aynı şekilde yapardı. Halk meydanları doldururken Cumhurbaşkanı İstanbul'a gitmek üzere kaldığı otelden ayrıldı. Bu bir milli iradeye yönelik ayaklanma hareketidir. Bu tankların önünde durmasını da biz gayet iyi biliriz. Saat 00.40. Darbeciler tanklarla Ankara Ulus'taydı. Tanklar Ulus'tan sonra Kızılay'da geçecek ve meclise ilerleyecekti. Ama başaramadılar. Halk gözünü kırpmadan vücudunu paletlerin altına attı. Ailem, kendim ve bütün İslam alemi için orada bulunmak istedim. Benim kardeşim diyorum ben sana ya. Vurma diyorum ya, yaralandım ölüyorum, vurma diyorum. Yapmayın diyorum, böyle olmaz diyorum, beni itip kakıyorlar, tartaklıyorlar. Vatan deyince hepimizin kanı farklı akıyor. Tanklar yollardaki girinenleri ve araçları ezerek Genelkurmay Başkanlığı kavşağına ulaştı. Saat 00.54. Orada da barikat için araçlar yollara koyulmuştu. Ancak tanklar barikat dinlemiyordu. Hatta biri namlusuna polis aracını taktı, Genelkurmay Başkanlığı nizamiyesine doğru yola devam etti. Yolda karşısına çıkanları ezdi geçti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarının harekete geçtiğini duyurdu. Soruşturma başlatıldı. Darbeye kalkışanlar tek tek belirlenip adalete teslim edilecekti. Askerlerin görüldükleri yerde tutuklanmaları emri verildi. Saat 00.57. TRT yayınları hariç diğer kanalların yayınını kesemeyen darbeciler Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT tesisine askeri helikopterlerle saldırdı. Bir dakika sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne P-16'lar bomba attı, binadan dumanlar yükseldi. Darbe girişimine dünyadan da tepki yağıyordu. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve NATO'dan, Almanya, Yunanistan, Rusya ve İran'dan destek mesajları geldi. Saat 1. Ankara Emniyet Müdürlüğü. Askeri araçların Ankara Emniyet Müdürlüğü binasına doğru hareket ettikleri bilgisi saldırıdan bir saat önce geldi. Bağlantı yolları trafiğe kapatıldı. Tomalar emniyetin girişine çekildi. Ve Mevlana Bulvarı'nda tanklar görüldü. Ateş başladı. Yaşananlar Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün 11. katındaki kameraya böyle yansıdı. Sadece tomalar değil, darbeye karşı koyan halk da tankların hedefindeydi. Elleri yukarıda tanklara doğru siper ettiler gövdelerini. Fethullahçı terör örgütü üyesi askerler emniyetin önünde bekleyenleri gözünü kırpmadan taradı. Yaralılar diğerlerinin yardımıyla zırhlı araçların tomaların arkasına çekildi. O saniyelerde bir kişi yerde cansız yatıyordu. Camilerden sala sesleri yükselmeye başladı. Halk meydanlara bir kez de minarelerden çağrıldı. Saat 1.39. Meclis Genel Kurulu salonu açıldı. Gazi Meclis, bombaların hedefi olmadan bir saat önce Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve milletvekilleri Genel Kurul salonundaydı. Saat 2. İlk gözaltılar başladı. Darbeci askerler gözaltına alınmaya başlandı. Saat 2.20. Ankara Gölbaşı'ndan ikinci kez bomba sesi yükseldi.
Jetler, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı hedef aldı. Ancak bu kez Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçağı darbe girişiminde bulunanların elindeki Sikorsky helikopteri düşürdü. Saat 2.30. Darbeciler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalıştı. Üçü rütbeli 13 asker kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. 10 dakika sonrası. Saat 2.40. Milli iradenin kalbine bomba üstüne bomba yağmaya başladı. İlk bombardımandan 7 dakika sonra kulakları sağır eden ikinci bomba atıldı. Vekiller Meclisi terk etmedi. Yapıldığından bu yana hiç kullanılmayan sığınağa indi. Sabahın ilk ışıklarına kadar orada bekledi. Bombalamalar sırasında 12 polis yaralandı, kulis camları tuzla buz oldu. Saat 3. TRT'deki darbeciler, özel harekat polisleri ve halkın desteğiyle etkisiz hale getirildi. TRT normal yayınına döndü. Yere yattık. Daha sonra rejide bizi tekrar yere yatırdılar. Ellerimizi arkadan şu pozisyonda tutmamızı ifade ettiler, söylediler. TRT Genel Müdürlüğü binasını ele geçirmeye çalışan FETÖ mensubu askerler gözaltına alındı. Darbecileri protesto edenler TRT'nin haber stüdyosuna girdi. Başbakan Ankara semalarında MİT, Meclis, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık gibi kritik bölgeler üzerinde uçuş yapan her türlü askeri helikopter ve uçağın füzeyle vurulması talimatını verdi. Eskişehir'deki hava üssünden uçaklar havalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'ten İstanbul'a gitti. Darbecilerin uçaklarını radarda gören kule, Erdoğan'ın içinde olduğu ata uçağının pilotunu uyardı. Şimdi trafik bilgisi vereceğim. Askeri bir trafik temasımız yok. Akıncı'dan kalktığını öğrendik. Şu an Boğaz üzerinde 1500 fit ile 6000, 7000 fit arasında sürekli dalış ve tutmanış yapıyor. Niyetini bilmiyoruz. Temasımız yok. Erdoğan'ın içinde olduğu ata uçağı Türk Hava Yolları resmi kodunu kullandı. Havaalanına kendi ışıklarınla inebilir misin diye. Onlar izin vermese de havaalanına inebilir misin diye soruyor. Pilot diyor ki efendim inebiliriz diye. İstanbul'a hareketinden çok kısa bir süre sonra Marmaris'te Cumhurbaşkanı'nın kaldığı otel saldırıya uğradı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otelden ayrılmasının hemen ardından otelin üzerinde helikopterler uçmaya başladı. Birkaç helikopter olduğunu tahmin ediyoruz çünkü karanlık ve helikopterlerin ışıkları yok. İki Cumhurbaşkanlığı koruması şehit düştü. Erdoğan daha sonra kendisine hedef alan saldırıyı 15 dakika daha otelde kalsam ya kaçırılmış olacaktım ya da öldürülecektim sözleriyle anlattı. Atatürk Havalimanı'nda kameralar karşısına geçti Cumhurbaşkanı. Saatimiz kaç? 4.30. Milyonlarca vatandaş nerede? Sokaklarda. Bu tanklar onların değil. Bu tanklar onlara emanettir ve bunlar emanete hıyanet etmiştir. Başbakan ise bir televizyon kanalına bağlandı. Bu çeteyi, bu paralel devlet çetesini çökerteceğiz. Bunun başka yolu yok. Milletimiz bunu bilsin. Gün ışımaya başladığında Ankara semalarındaki jet hareketliliği azaldı. Gölbaşı'ndaki durum ortaya çıktı. Bombardımanlarda 50 şehit veren ve en ağır yarayı alan Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'nin kontrol altına alındığı açıklandı. TürkSat'ı bombalayan askeri helikopter Gölbaşı'nda düşürüldü. Tank olsa tank, uçak olsa uçak. Biz gene de bu vatanın sahipsiz olmadığını herkese söylemek istiyoruz. Saat 6.40. Darbe girişiminde çözülmeler başladı. Gece boyunca demokrasi nöbeti tutan halkla çatışan, üzerlerine kurşun yağdıran askerler ellerini havaya kaldırarak teslim oldu. Tanklarla kapatılan Boğaziçi Köprüsü kısmen trafiğe açıldı. Saat 6.43. Tam ortalık sakinleşti derken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yakınlarından atılan iki bomba Ankara'yı sarstı.
Bombalar Millet Camii'nin önüne park etmiş araçlardan birinin yanına düştü. Sırtlarında ay yıldızlı bayrakla darbe teşebbüsüne hayır demek için külliye önüne gidenlerden 5 kişi şehit oldu. Gecenin dehşetini ortaya koyan o anlar Cumhurbaşkanlığı güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, külliyeye atılan bombaların ardından İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda sabaha kadar gözünü kırpmadan onu bekleyen binlere hitap etti. Bunun normalleşene kadar ayrılmak yok. Bugün esirden yana sesleniyorum. Bu ümmete, bu millete yaptığın ihanet yeter. Eğer sıkıysa memleketine gel. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan hala haber yoktu. Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanlığı'na vekaleten 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın atandığını TRT Haber ekranlarından duyurdu. Şu anda Silahlı Kuvvetler adına Komuta Kumanda Orgeneral Ümit Dündar'ındır, 1. Ordu Komutanı. Darbecilerin sonradan karargah olarak kullandığı anlaşılan ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne sadece 180 metre uzaklıktaki Jandarma Genel Komutanlığı'na da bomba atıldı. O saldırıda 5 kişi şehit oldu. Bu hain yapılanma karargahlarından biri Jandarma Genel Komutanlığı'ydı. Gözaltı sayısı her saat, her dakika hızla artıyordu. Türkiye genelinde 754 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu gözaltına alındı. Rütbeleri söküldü. İlk gözaltılardaki en yüksek rütbeli subay, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Hudutiydi. 2. Ordu Komutanı'ndan sonra üst düzey gözaltılar, görevden uzaklaştırma haberleri gelmeye devam etti. Fethullahçı terör örgütü üyesi 29 albay ve 5 general İçişleri Bakanı Efkan Ala tarafından görevden uzaklaştırıldı. Saat 8.32. 10 saattir alıkonulan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve diğer komutanlar için darbecilerin üssüne, Akıncı 4. Anajet üssüne operasyon düzenlendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar kurtarıldı. Çankaya Köşkü'ne götürüldü. Paralel devlet yapılanmasının yargıdaki ayağına yönelik de harekete geçildi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, silahlı terör örgütü FETÖ üyesi hakim ve savcılar hakkında en ağır tedbiri almak üzere olağanüstü toplandı. Bu sırada darbecilerin ilk hedefi olan Genelkurmay Başkanlığı'ndan çıkan 700'e yakın silahsız er ve erbaş polise teslim oldu. Meydanlardaki demokrasi nöbeti sabaha kadar sürdü. Halkın kararlılığı darbecilere geçit vermediği gibi darbe girişiminin başarısız olmasında büyük rol oynadı. Cumhurbaşkanlığından nöbeti devam sinyali geldi. Tehlikenin geçmediği söylendi. Akıncı'daki 4. Anajet Üst Komutanlığı'nda üstlenen FETÖ mensupları darbe girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine üssü terk etmeye başladı. O dakikalarda Genelkurmay Başkan Vekili Orgeneral Ümit Dündar İstanbul'da kameraların karşısına geçti. Darbe teşebbüsü Türk Silahlı Kuvvetleri emir ve komuta zinciri tarafından ilk andan itibaren reddedilmişti. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerimiz Türk Silahlı Kuvvetleri ile tam bir dayanışma içerisinde demokrasinin ve hukuk devletinin yanında yer alarak bu darbe girişimini önlemişlerdi. Saat 12.57. Zor gecenin ardından Başbakan Binali Yıldırım da Çankaya Köşkü'nde yanında Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la kameraların karşısına geçti. Son durumu açıkladı. Bu kalkışma bastırılmıştır. Ancak şehitlerimiz var. Toplam 161 şehidimiz şu ana kadar mevcuttur. 1440 yaralımız vardır. Bu aşağılık kalkışmaya, bu olaya karışan şu ana kadar 2839 çeşitli rütbede subay, asker gözaltına alınmıştır. Komutanlarımızla ilgili herhangi bir endişe edilecek durum yok. Darbeci 8 askerin helikopterle Yunanistan'a kaçtığı bilgisi üzerine Türk makamlar harekete geçti. Askerlerin iadesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan mevkidaşı Alexis Tsipras'la görüştü. Askerler Yunan savcılığına sevk edildi.
operasyonun yargı ayağına hız verildi. HSYK Genel Kurulu 2745 hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı. 5 HSYK üyesinin üyelikleri düşürüldü. Yargıtay, Danıştay, hatta Anayasa Mahkemesi'nde de tasfiyeler oldu. Anayasa Mahkemesi üyesi Alparslan Altan evinde yapılan arama sonrası gözaltına alındı. Gece boyunca 7 kez bombalanan meclis olağanüstü toplandı. Başbakan Binali Yıldırım salona girişinde darbe girişimine karşı tam destek veren muhalefet liderlerinin tek tek elini sıktı. Evimizi duygulandıran bir tablo. Başbakan milletvekillerine hitabına İstiklal Marşı'ndan dizeleri okuyarak başladı. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Dört parti uzun zamandan bu yana ilk kez ortak bildiriye imza attı. Darbe girişimini kınıyoruz dedi. Efendim hoş geldiniz. Meclis Genel Kurulu'ndaki özel oturumda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Yüksek Yargı Organları'nın başkanları Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de Şeref Locası'ndaydı. Genel kurulda bunlar yaşanırken meclisin dışında şeref merdivenlerinde ellerinde Türk bayraklarıyla binlerce kişi toplandı. Darbe yapmaya kalkanlar darbeyi kendileri yemiştir. Türk milleti bunlara en büyük darbeyi vurmuştur. Hepinizin alnından öpüyorum. Birkaç saat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kızıklı'da darbe girişiminin duyulduğu ilk andan beri bekleyen demokrasi neferlerine seslendi. Mesajının doğrudan adresi ise Washington'dı. Pensilvanya'daki bu zartı artık Türkiye'ye teslim edin. Ve operasyon 22 saat sonra saat 20.02'de sona erdi. Anadolu Ajansı, darbe girişiminin merkez üssü olan Akıncı'da operasyonların sona erdiği haberini geçti.